Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine kestiğiniz ineğin bir parçasıyla o maktulün cesedine vurun dedi. Vurulunca da o dirili verdi. İşte Allah bunun nasıl dirilttiyse ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye mucizelerini size gösterir. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında gökle yer arasında Emre hazır bulutların duruşunda elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Baksana, sayıları binlerce olmasına rağmen ölüm korkusuyla diyarlarını terk edip çıkan kimselere Allah onlara "Ölün." dedi. Sonra onları diriltti. Doğrusu Allah, insanlara lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Yahut şu kimsenin hali gibi ki, o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. Allah burayı, bu ölümünden sonra, nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah, onu yüz yıl boyunca öldürüp, sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca, o, bir gün veya daha az, diye cevap verdi. Allah ona, hayır, yüz sene kaldın. İşte, yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak, kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış.'' seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca, artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir, dedi. Bir vakitte İbrahim, Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin? demişti. Allah, ne o, yoksa buna inanmadın mı? dedi. İbrahim, elbette inandım. Lakin, sırf kalbim takmin olsun diye bunu istedim, diye cevap verdi. Allah, ona, dört kuş tut, Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Geceyi gündüze katar, günü uzatırsın. Gündüzü geceye katar, geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin. Mallarını halka gösteriş için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa Artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir. O sizi bir çamurdan yaratan sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de onun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz. Diyeceklerdi ki hayat sırf dünya hayatımızdan ibaret. Biz bir daha diriltilecek de değiliz. Onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Hem onları Rablerinin huzuruna getirilip, hesap meydanında durduruldukları zaman bir görsen. Hak Teâlâ, nasıl diyecek? Şu gördüğünüz diriliş gerçek değil miymiş? Onlar da, evet, Rabbimiz hakkı için gerçekmiş, diyecekler. Allah Teala buyuracak, Öyleyse kafirliğinizden ötürü şimdi tadın azabı. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır. Nihayet kıyamet saati kendilerini bastır verince onlar günah yüklerini sırtlarına yüklenerek eyvah dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan dolayı yazıklar olsun bize diyecekler. Dikkat edin. Ne fena yükler götürüyorlar. Taneleri ve çekirdekleri çatlayıp yararak her şeyi gelişme yoluna koyan Allah'tır. Ölüden diriyi o çıkarır. Diriden ölüyü çıkaran da odur. İşte gerçek ilah bunları yapandır. Artık nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz? Haydi de Allah'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse sakın sen onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahireti tasdik etmeyenlerin keyiflerine uyma. Nasıl uyarsın ki onlar başkalarını kendilerinin Rabbi olan Allah'a eşit tutmaktadırlar de ki Rabbim adalet ve itidali emretti. Her secdenizde, her namaz zamanında veya mekanında yüzünüzü onun kıblesine yöneltiniz. İhlasla ibadetinizi yalnız onun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü ilkin sizi o yarattığı gibi dönüşünüzde yine ona olacaktır. Onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır, onu eğri büğrü göstermek isterlerdi ve onlar ahireti de inkar ederlerdi diye nida eder. O kâfirlere ki onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. İşte onlar kendilerinin en önemli günü olan Bugünkü karşılaşmayı unuttular ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutup kendi hallerine terk edeceğiz. Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde Bakarsın biz onları ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder derken oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa çıkmıştır. Böyle olmayıp ne olacaktı ya? Onlar yaptıklarından başkasıyla mı karşılık göreceklerdi? Hepinizin dönüşü onadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlukları ilkin O yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı, öldükten sonra onları haydi haydi diriltir diriltir ki iman edip makbul ve güzel işler yapanları adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kafirlere ise dini inkar ettikleri için içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır. Onlar ki ahirette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup bununla tatmin bulur ve onlar ki Bizim tek ilah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur'an ayetlerinden gaflet etmeyi sürdürür. Eğer Allah insanların faydalarını olan şeyleri çabucak elde etmek istemelerinde verdiği gibi müstahak oldukları şerri de çarçabuk verseydi, derhal sonlara gelir, helak edilirlerdi. Fakat biz huzurumuza çıkmayı arzu edip ummayanları kendi hallerine bırakırız. Azgınlıkları içinde bocalar dururlar. Böyleyken ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem asla olacak bir şey değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyar da Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım. De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir bütün işleri çekip çeviren kainatı yöneten Allah diyecekler duraksamadan de ki o halde sakınmaz mısınız onun cezasından de ki sizin Allah'a ortak saydığınız putlardan mahlukatı yaratıp onları ölümlerinden sonra da diriltebilen var mıdır de ki ancak Allah ilkin yaratıp sonra diriltmeye kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu hakikatten vazgeçiriliyorsunuz? Kıyamet günü Allah hepsini bir araya toplayacak. Dünyada gündüzün ancak bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. O şekilde ki sadece birbirlerini görünce tanıyacakları kadar yaşadıklarını sanacaklar. Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da doğru yolu tutmamış olanlar en büyük kayba uğramışlardır. Onlar eğer dediğiniz doğru ise peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin derler. Sahi doğru mu bu diye senden haber sorarlar. Deki evet Rabbime yemin ederim ki o elbette gerçektir. Ve siz Bundan yakayı kurtaramazsınız. Hem odur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kâfirler bunu haber veren Kur'anı kastederek. Bu, aldatıcı olma yönünden, besbelli bir büyüden başka bir şey değil, derler. O zalimler ki, insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler. Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan, onların ölüp toprak olduktan sonra, biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. Azabın geleceği günü hatırlatarak insanları uyar. O gün zalimler ey bizim Rabbimiz diyecekler. Ne olur bize kısa bir süre ver de senin çağrına uyma imkanı bulalım ve peygamberlerin izince gidelim. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp sürekli yaşayacağınıza dair yemin eden siz değil miydiniz? Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine varis olacak Hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz. Sizin ilahınız bir tek ilahdır. Öyleyken ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar. Onlar var güçleriyle yemin ederek Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Sizi Allah yarattı, sonra da sizi o öldürecek. İçinizden kimi bilgi sahibi olmasından sonra çocuk gibi bir şey bilmesin diye ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir. Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir Bir de şöyle dediler. Sahip biz kuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil. De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi, aklınızca imkansız gibi görünen Herhangi bir yaratık, ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacaklar. Ne zamanmış o? Diyecekler. De ki, belki de yakındır. İşte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı. Bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi ve zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun.'' kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber, şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam, o zaman elbette bundan daha iyi bir akibet bulurum, dedi. Hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olundular ve şöyle nida edildi onlara. İlkin sizi nasıl yarattıksa, aynen o şekilde bize döndünüz.'' Siz ise böyle bir buluşma belirlemediğimizi iddia ederdiniz değil mi? İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmiş bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız. Böyleyken kafir insan, sahi ben öldükten sonra diriltilip, kabrimden çıkarılacak mıyım? der. Ama yine de onlar, gerçeği söylüyorsanız, gösterin artık bu azabı. Bu vaadin gerçekleşmesini daha ne kadar bekleyeceğiz? diye söyleniyorlar. Gün gelir, gök sahifesini, tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak diriltmeyi de biz gerçekleştiririz bu üzerimize aldığımız bir vaattir bunu gerçekleştirecek olan da biziz ey insanlar eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız Bilin ki biz sizi ilkin topraktan sonra bir nutfeden sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki kudretimizi size açıkça gösterelim dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki, daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün, ama oraya bir su indirince çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da gözü gönlü açan her güzel çiftten nice nebat bitirir. Ayetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak için çabalayıp duranlar ise cehennemlik olanların ta kendileridir. Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yemyeşil oluverir. verir. Allah latiftir, habirdir, lütfu boldur. Her şeyden haberdardır. Sonra büyük duruşma, kıyamet günü diriltilirsiniz. Ne o dediler? Bu adam siz ölüp de toprak ve kemik haline geldikten sonra sizin diriltilip mezardan çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat, heyhat. Size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Hayat sadece dünya hayatından ibarettir ölür gideriz ancak bir kere yaşarız ve ölümden sonra asla diriltilmeyiz ama böyle yapmak yerine kendilerinden önceki münkerlerin dediklerini dediler ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha bize de daha önce babalarımıza da bu vaat edilip durdu doğrusu bu dirilme işi öncekilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Ölüp, toprak ve kemik haline geldikten sonra, biz dirilecekmişiz ha? Bize de, daha önce babalarımıza da, bu vaat edilip durdu. Doğrusu bu dirilme işi, öncekilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Ahireti inkar edenlerden birine, ölüm gelip çatınca, işte o zaman, ya Rabbi der, ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip, iyi işler yapayım. Hayır, hayır, bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sûra sure üflendiği zaman, o gün artık, ne aralarındaki akraba tutkunluğu bir fayda verir ne de kişi bir başkasının halini sormayı hatırından geçirir.